Merhaba sevgili arkadaşlar, birimakla gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kapşonlu hırkanın yapımını paylaşmaya çalışacağım. Hırkamız düz örgüden oluşmakta, trabzanlardan oluşmakta. Şu cep kısımlarında, şu kısımlarında böyle figürü olan iki tane figür koydum. Böyle figürü olan kapşon kısmında kulak detayı olan bir hırka manşet kısımlarında da şöyle iki renkli olarak çalıştım lacivert çalışmamın sebebi bunun takımı gelecek arkadaşlar tulum yapacağım tulumu da lacivert renkli olarak çalışacağım için şöyle kollarına birbirlerini dengeleme amaçlı lacivert rengimi yaptım şimdi e, ölçülerine gelecek olursak ölçümüz 1,5 bir 15 yaşına kadar çocukların rahatlıkla kullanabileceği bir hırka eğer çocuğunuz zayıfsa 2 yaşına kadar da kullanabilir e, ama 12-18 aylık e, normalde şimdi şöyle ölçüyorum bir dakika. metrimin e, üst kısmı yok olduğu için evet 27 santim bakın 27 santim Beden ölçüsü boydan da şöyle bakacağım bulayım orayı evet boydan da 30 santimlik bir boyumuz var yine videomun içerisinde yaptıkça size ölçüleri veriyorum arkadaşlar ondan bir kuşkunuz olmasın şimdi kullandığım malzemem ana rengim için kartopu baby van kullandım. E, kodu da K019 böyle ekru hani tam kremli değil ekru bir renk. Şu cep kısımlarında yine kartopu Baby One kullandım. Onun da kodunu şöyle sizlerle paylaşayım. K855. E, lacivert e, kısımlarında yine kartopu Baby One kullandım. Yine tulumumuzu da bununla öreceğiz. E, K604. Bunun da kodu arkadaşlar. Tığım. Tamam. Şöyle 5 numara 3 milim bir tığ. Burası silinmiş e, ama 5 numara 3 milim bir tığ. E, sadece şu cep kısımlarında şu beyaz kısmı yapmak için de iki buçuk milimlik tığ kullandım burada. E, başka e, kullandığım bir malzemem yok. Toplam giden ip sayısından bahsedeyim. E, şu krem yani şu ekru olan kısımdan 3 tane ip kullandım. Şu hırka için 3 tane ip e, kullandım arkadaşlar. Ee, onun dışında diğerlerinden zaten elinizde hani birer tane oldu mu böyle yarım e, da oldu mu yeterli. Siz zaten istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Elinizde olan renklerle yapabilirsiniz. Bütün bilgileri veriyorum arkadaşlar. Ee, hani kullandığım ip sayısı, markası, tığ numarası bunları yorumlarda soruluyor. Ee, videoyu izlerseniz zaten başında bilgisini veriyorum sizlere. Ee, evet şimdi dilerseniz e, hırkamızın yapımına geçebiliriz. Hepinize kolay gelsin. Geçmeden önce e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hepinize kolay gelsin. Evet arkadaşlar şimdi hırkamızın yapımına başlıyoruz. Bunun için e, 76 tane zincir çektim. Daha sonra 3 tane daha zincir çekiyorum. 76 artı 3 tane zincir çektim. Şöyle bir ölçelim zincirimizi. Bakın şöyle koyun. 34 Evet 34 santimlik bir zincir çektim. Şimdi bu zincirimizin üzerinde kol, ön, kol ve arka bölümlerine ayıracağız. Toplamda 11 tane trabzan yapıyorum ön için arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, 4. zincirime trabzanımı yapıyorum ikinci trabzanım. Yani şu baştaki zincirimizi sayıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ve 11 tekrar bir sayalım 2 4 6 8 10 11 11 tane trabzan yaptım 12. trabzanımın içerisine yani şu yanındaki trabzanın içerisine şöyle bakın hemen şu yanındaki zincirimin içerisine bir tane trabzan yapıyorum bir iki zincir çektim tekrar aynı yere yani o bir trabzanımızı yapmış olduğumuz yere bir trabzan daha yapıyorum Burada ön ve kol için olan ayrımımızı yapmış olduk. Şimdi arkası için de e, kolları için de 14 tane tırabzan yapalım. Bunu sayıyorum. 1 2 3 4 Evet kol içinde 14 tane yaptım buradaki artırma yapmış olduğumuz Hani bir zin bir trabzan 2 zincir bir trabzan bunu da saymış oluyorum yani bunu da sayarak yapıyorum trabzanımı 2 4 6 8 10 12 ve 14 yanındaki zincirimizi yanındaki zincirimi bir tane trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum ve aynı yere bir trabzan daha yapıyorum aynı yere ve bunu da sayarak arkası için 22 tane trabzan yapacağım bunu da sayıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Yandaki zincirimi hemen şu yandaki zincirimi bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çektim. Aynı yere bu trabzanımızı yapmış olduğumuz aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Ve burada artırmamızı yapmış olduk. Evet tekrar kolu için 14 tane trabzan yapmıştık. Yine aynısını yapıyorum. Bunu sayıyorum. 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 ve 14 ipimi doluyorum. Yanındaki zincirime bir tane trabzan yapıyorum. Artırma yerimizdeyiz. İki zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar iki, e, bir tane trabzan yapıyorum. Aynı yere. Ve bunu da sayarak önümüz için 11 tane tırabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 tane trabzanımızı yaptık Evet bu sonda birkaç tane zinciriniz kalabilir onu buradan sökebilirsiniz bakalım şöyle şöyle tutup çekeceğiz arkadaşlar bakın şekilde sökebiliyoruz. Bakın. Şuradan çekiyorum bu tarafa doğru ve evet söktüm. Şimdi döndürüyorum. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen dibine trabzan yapıyorum. Bakın bir zincir çektim. Beyaz olduğu için anlamayacağınızı düşünebilirsiniz kesinlikle e, hani o şekilde düşünmeyin zaten kolay bir e, hırka yapıyoruz dümdüz hiçbir modeli olmayan bir hırka e, Trabzanlardan oluşan bir hırka yapıyoruz arkadaşlar e, o yüzden emin olun hiç zorlanmayacaksınız zaten e, kendim hani anlatarak da söylüyorum size elimden geldiğince de göstermeye çalışacağım Şimdi bakın şöyle gayet iyi gözüküyor bir tane zincir çektim hemen bakın şurada hemen dibine şu Dibine trabzanımızı yapıyoruz. Burada bir tane trabzan yapmış oluyoruz. Onu bir tane sayıyoruz. Ve devam ediyorum. Her ilmeğimize. Bakın her ilmeğimize. Yani bazen nereye batıyorsunuz diye soran arkadaşlarımız oluyor. Şu araya mı batıyorsunuz? Tepeye mi batıyorsunuz? Bakın şu trabzanlarımızın hemen üst noktasında şurada zaten kendini belli ediyor. Bakın şu. Şuraya batıyorum. Buralara. Aralara değil. Buna dikkat edin. Evet şimdi sayıyorum yine sayı vereceğim bir iki tane trabzan yaptım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi yoğumuzun içerisine 2 tane trabzan yapacağız. Altta bir tane yapmıştık. Bu sırada 2 tane yapıyorum. 1 ve 2. 2 tane trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çekiyorum. Ve aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Ve yine devam ediyorum. 1 sayıyorum yine. 1, 2 3 şu artırma yapmış olduğum artırmayı saymadım 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Evet şimdi bakın tekrar sayıyoruz şu yuvamızın içerisinde yapmış olduğumuz iki trabzanımı saymadım 2 4 6 8 10 12 14 15 Şimdi yuvamızın içerisine yine iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Bir, iki zincir çekiyorum. Yine yuvamın içerisine iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. Tekrar arkayla devam ediyorum. Bir, iki. Şu yapmış olduğum iki trabzanımı saymadım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23 Yuvamın içerisine 2 trabzan yapıyorum 2 zincir çekiyorum ve aynı yuvamın içerisine tekrar 2 tane trabzan yapıyorum ve Yine kolumuzu da yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Diğer tarafta da aynı şekildeydi. Tekrar yuvamın içerisine iki tane trabzan yaptım. Bir, iki zincir çekiyorum ve yine yuvamın içerisine iki tane trabzanımı yapıyorum. Ön kısım için sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 11 Evet burada da 11 tane yaptık döndüm şöyle bir zincir çekiyorum ve yine şöyle hemen dibine yapıyoruz bakın bir zincir çektim ve şöyle dibine batıyorum burada bir tane trabzan yapmış oldum Ve Devam ediyorum yuvama gelene kadar e, Öreceğim arkadaşlar Saymıyorum Evet bakın yuvaya kadar geldim yuvam burada Yuvamın içerisinde bir tane trabzan yapıyorum alttaki yapmıştık burada bir tane yapıyorum 1-2 zincir çekiyorum ve tekrar aynı yere bir tane trabzan yapıyorum ve örgüme trabzanlarla devam ediyorum Bir sırada yuvalara 2 trabzan 2 zincir ve 2 trabzan yapacağız Bir sırada da yuvalara Bir trabzan iki Zincir Bir trabzan şeklinde Robomuzu Tamamlayacağız arkadaşlar Tekrar göstereceğim Ve tekrar yuvaya geldim Bir tane trabzan yapıyorum 2 tane zincir çektim ve aynı yuvamın içerisine tekrar bir tane trabzan yapıyorum ve örgüme devam ediyorum. Evet bir yuvaya daha geldim. Tekrar yuvam içerisine bir trabzan, iki zincir ve tekrar aynı yuvam içerisine bir tane trabzan yapıyorum. Ve yine trabzanlar şeklinde örgümü devam ettiriyorum. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde gelelim arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar geldim şimdi sadece şu öndeki sayıyı bakın e, şu yuvanın içerisine olanı saymadan Şuradaki Şu artırmayı saymadan 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 Diğer tarafa geçiyorum Bu 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13 yine yuvamın içerisindeki saymıyorum Bu önler eşit olsun buna dikkat edelim Tabii ki kollarda. Ee, şimdi robamızı bu şekilde öreceğiz arkadaşlar. Burada bir tane trabzan, bir iki zincir, bir trabzan yapmıştık yuvalara. Bir üst sırada e, iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde öreceğiz. E, bu şekilde bir sırada e, bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Bir sırada da iki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde robamızı yapıp e, istediğimiz ölçüye gelene kadar yapacağız. Nereye ölçeceğiz? Şu arkasının e, 2 bakın şu arkadaki 2 e, artırma yerini burayı ölçeceğiz bakın şu anda benim buradaki ölçüm 14 santim şimdi ben bir yaş için hazırlıyorum şöyle size listemi göstereyim bu listenin bir ekran görüntüsünü alın şöyle bakın Evet bu şekilde bir ekran görüntüsünü alın arkadaşlar gözüküyor mu Evet, bu şekilde daha iyi oldu. Ee, şimdi ben 12 aylık olarak hazırlayacağım. Benim beden genişliğim 26 ila 28 arası. Ee, bu ölçülerde hazırlayacağım. Ee, Uzunluğumda, roba uzunluğunda 10 ve 11, yani 11 santimlik bir e, uzunluk yapabilirim. Eğer 28 ise 11 santimlik e, bir roba uzunluğu yapabilirim. Bu roba uzunluğundan kastım, şu kısım. Şöyle ölçtüğüm zaman 11'i bulacak arkadaşlar. Evet bu şekilde bakın e, sizler kaç aylık yapıyorsanız veya kaç yaş yapıyorsanız ona göre ayarlayacaksınız e, bu robanızı. 18 aylık yapıyorsanız da yine bu ölçülerde hazırlayabilirsiniz. Ee, ama daha büyük yaşlar için bu başlangıçta benim çekmiş olduğum bu 76 zincirimizi daha fazla çekmeniz gerekiyor. Kolların ayrımını arkasını önleri daha fazla trabzanlarla yapmanız gerekiyor. Bunun için de şöyle yapabilirsiniz. Ee, her yaş için yani her bir yaş için önlere birer tane. Kollara birer tane ve arkaya iki tane ekleyerek diğer yaşlara göre uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunu da söylemiş olayım. Hani üst yaşları çok soruluyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, ekran resmi almışsınız da. Şimdi dilerseniz robamızı bu şekilde yapalım. Ee, kol birleşim yerinde tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, robamı yaptım. İstediğim ölçülere gelene kadar ördüm. Toplamda 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 ve 11 sıra ördüm ee, şöyle bir sıra şöyle bir ölçüsünü robamızın genişlik ölçüsü alalım 11 santim bakın 11 santimlik bir roba uzunluğu ördüm şimdi arka genişliğine bakacağız hemen dediğim gibi arka şu iki e, artırma yeri arası yani şurası arka için ayırdığımız yer oranı hemen şu ajurdan itibaren kadar ölçüyorum ve 26 santim bakın şöyle daha iyi şöyle Evet 27 santim arkadaşlar 27 santim dediğim gibi böyle 9-12 aylık çocukların rahatlıkla giyebileceği bir beden ölçüsü. Şöyle tekrar yüksekliğini ölçüyoruz. 11 cm de yine yükseklik. Şimdi artık iyileşimimize başlayacağız. Öncelikle bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle dibine trabzanımı yapıyorum. Baştan sona kadar yeleğimizi, hırkamızı bu şekilde yapıyoruz. Ee, ilk ajur yerimize kadar gelelim arkadaşlar trabzanlarla yani e, ön ve kol için artırma yapmış olduğumuz yuvamıza kısmı kadar gelelim çok kolay bir model ee, hiç kanalımda daha önce kapşonlu hırka anlatımı yapmamıştım o yüzden böyle öncelikle düz olarak e, kolay bir model seçtim daha sonrasında böyle e, hani farklı desenler, farklı örnekler koyarak bu kapşonlu hırkalarımızı çeşitlendireceğiz. Kolay ama gerçekten çok hoş bir takım. E, bunun tulumunu, patiklerini de sizlerle paylaşacağım. Yine tam takım olarak sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet, şimdi ilk yerimize kadar geliyoruz. Şimdi yuvama bir tane trabzan yapıyorum ipimi doluyorum yuvaya batıyorum bakın gözüküyor mu evet, daha iyi gözüktü şimdi ee, şimdi bakın yuvama bir tane trabzan yaptım İpimi doladım tekrar yuvama batıyorum diğer taraftan da bakın şu kol için olan artırma yerimize buraya da şöyle bir batıyorum. Çıktım. Daha sonra şu öndekinden çıkarıyorum ve bu şekilde trabzanımızı yapıyoruz. Şu yuvama bir trabzan daha, yani şu karşıki yuvama birleştirmiş olduğum yere, bakın şu birleştirmiş olduğum yere bir tane daha trabzan yapıyorum ve devam ediyorum örneğime. Diğer kolumuza kadar aynı şekilde örelim, sonra gelelim. Yani diğer birleştireceğimiz yere kadar arkadaşlar. Diğer yuvama kadar geldim. Yine bu yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Diğer yuvamı buluyorum. Şimdi yuvamızın içerisine batıyoruz. Bakın ipimizi doladık. Yuvamızın içerisine bu şekilde. Daha sonrasında diğer tarafımızı alıyoruz. Bunun da içerisinden alıyorum. ipi çıkardım oradan. Daha sonra bu taraftakinden çıkarıyorum. Ve trabzan yapıyorum. Ve şu karşıki yuvamda bir tane daha trabzan yapıp sonuna kadar örüyoruz trabzan olarak. Bu şekilde kollarımızı birleştirmiş olduk. Şimdi sıra sonuna kadar örelim arkadaşlar. Evet birleştirmiş olduk gördüğünüz gibi. Şimdi yine düz bir şekilde trabzanlarla örgümüze devam edeceğiz. Hiçbir değişiklik yok. Ee, herhangi bir artırma herhangi bir şey yok arkadaşlar. Bakın şimdi yine bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle dibine batıyorum. Ve trabzanlarla sıramı tamamlayacağım. E, koltuk altında da yine herhangi bir işlem yapmıyoruz bakın oraya kadar gelelim Dilerseniz koltuk altındayım gördüğünüz gibi trabzanları devam ettiriyorum hiçbir değişiklik yok dümdüz bir şekilde öreceğiz Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ta ki şöyle bir düzenleyelim. Evet. Ee, ta ki şimdi 26 santim yani bir yaş için yaptığım e, ölçüm 29, e, 30. Evet arkadaşlar bakın. 26 santimde benim e, kenarım 26-27 santim gibiydi. 33 santimlik bir yükseklik boy hırkanın boyunu yapacağız. Yani şuradan itibaren ölçeceğiz ve bu yani böyle aşağı doğru ölçeceğiz ve kaç santim istiyorsanız o santime denk gelen e, boy kadar e, hırkamızın boyunu yapacağız. Yani benimki 32-33 santim gibi. Ee, o şekilde yapacağım arkadaşlar. Dibinde herhangi bir lastik veya herhangi bir örnek yapmayacağız. Direkt e, bu şekilde sonlandıracağız. Şimdi istediğimiz ölçüye gelene kadar örelim. Daha sonrasında kapşonuna ve kollarına geçeceğiz. Arkadaşlar benim hırkamın e, gövdesi bitti. Bir kolunu da yaptım. Diğer kolunu beraber yapacağız. Şimdi kapşonlu kısmına geç, geçeceğiz. E, öncelikle kaç santim gövdeyi yaptığımı sizler ölçeyim. Evet, 33 santim bedeni yaptım. Şu kısımda yine, bakın 27 santimde, 26, 27 santimde e, beden genişliğini yaptım. Evet, şimdi dilerseniz kapşonuna geçelim. Kapşonuna geçmeden önce. Şimdi bu e, örgümüzü örerken hep e, bir düz bir tersten gittik. Bakın ben kolunu hazırlarken de aynı bedenine uysun diye aynı şekilde yaptım. Yani böyle bütün dönmeli değil bir e, hani çevire çevire yaptım. Şimdi kapşonumun bu e, örgümüzün e, şekline uydurmamız gerekiyor. O yüzden ipimizi buradan değil de bakın burası bizim düz yüzümüz. İlk başlangıcı bizim düz yüzümüz. Düz örgümüz yani. Ne yapıyoruz? Şöyle çevireceğim örgümü. Yani tersten ipi takacağım arkadaşlar. Tersten öreceğim. Şöyle ilk ilkine takıyorum. Yani ilk baştaki şu hani başlarken ki olan şu trabzanımıza ipimi takacağım. Tığımı. Evet. Takıyorum, bir zincir çektim. Tekrar aynı yere bir kere daha sık iğne gibi tekrar battım. İki zincir çekiyorum ve örgüme devam edeceğim arkadaşlar. Burada bir tane trabzan yapmış oldum. Şimdi şöyle örgüme bütün e, şu trabzanlarımıza bakın, şu trabzanlarımızın şuralarına batarak şu ipi çıkarım şöyle görün bakın bu kısımlarına batarak bunu da yürüteceğim trabzan yapıyorum Düz bir şekilde de hani devam edebilirsiniz. Yani yakaya düz bir şekilde de devam edebilirsiniz. Ama o zaman iki tane düz örgü yan yana gelir, o bütünlük bozulur diye. Ee, ben bu şekilde yaptım. Daha hoş duracaktır arkadaşlar. Siz de bence o şekilde yapın. Evet, şimdi buralara, bakın şu tepeleri şöyle göstereyim. Yani şu boşluklara değil. Gösteremedim. Evet. Şuralar. Bakın. Bu kısımlara batıyoruz. Bu şekilde. Trabzonla devam edeceğim. Her ilmeğe bir kere batıyorum. Şu artırma yerin yerlerimize geleceğiz. Hani bu yuva yaptığımız yerlere. Bu ilk sırada birazcık zorlanabilirsiniz batmakta, ama sonrası kolay. Evet. Şimdi bakın, şu yuvaya geldim. Şuraya, buranın içerisine iki tane trabzan yapacağım doladım. Bir tane trabzan yapıyorum. Bakın tam şu yuvamıza yani şu artırma yerimizin olduğu yere iki tane trabzan yapacağım bir iki yine tek tek devam ediyorum sadece bu iki tane trabzanı e, bu artırma yerlerinde yapacağız diğer taraflarda birer kere batacağız Şöyle. Evet. Biraz hani ekstra zorluyor ama Sonraki sıralarda zaten tırabzanla devam edeceğimiz için bir zorluğu olmayacak. Şimdi bu şekilde neredeyse geldik. Orayı da yine göstereyim size. Evet. Şimdi geldim yine bir artırma 20 daha. Bakın. Yine buraya iki tane şuraya iki tane trabzan yapacağım. Bir iki. Ve yine hepsine tek tek trabzanlar yaparak Sıramın sonuna kadar geleceğim artırma yerlerine iki tane trabzan yapıyorum diğer taraflara birer tane trabzan yaparak e, Sıramızın sonuna kadar gelelim arkadaşlar Evet ilk sıramızı yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sıra trabzan gittik Şimdi yine bu sırada e, Yine devam ediyoruz bir zincir çekiyorum ipimi doladım hemen şöyle debine trabzanımı yapıyorum ve tekrar trabzan örmeye devam ediyorum. Bu sefer e, tüm ilmeklere bir kere batacağım. Bir e, birkaç kere batmayacağım arkadaşlar. Yani hepsine tek tek batarak sıramızın sonuna kadar e, geleceğiz. E, toplamda 22 santimlik bir kapşon sırası öreceğiz. E, bu örerken hiçbir artırma eksiltme yapmayacağız e, tamamen trabzanlardan oluşan bir e, kapşon olacak yani her trabzanın tepesine bir kere batarak e, sıramızı tamamlayacağız ve 22 santimlik bir e, büyüklük elde edeceğiz sadece trabzan yaparak e, sıra sayısına hani o 22 santime ölçtüğümüz zaman ördüğümüz zaman sıra sayısını da sizlerle yine o zaman paylaşacağım. Şimdi dilerseniz e, bedeni hani kapşonumuzu söylediğim ölçüye kadar örelim. E, ondan sonraki aşamalarla da devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, kapşon şapka kısmını 22 santim boyunca ördüm. Şimdi sizlerle de şöyle bir ölçü paylaşacağım. Evet bakın 22 santim. 22 santim. E, şöyle yanlamasına da bir ölçelim. Şimdi, evet, 36 santimde yana doğru ölçüsü var. Şimdi bunu birleştireceğiz şapkamızın boyunu. Gördünüz mü? Sadece trabzanlardan oluşan bir e, şapka yaptık. Şimdi şöyle içe doğru. Bakın, burası bizim hırkamızın ters tarafı, şurası bizim hırkamızın e, ters kısmı. Burayı da şu kısmı da şöyle ters kısmı dikiş kısmı içte kalacak şekilde katlıyoruz. Bakın böyle. Ters kısma gelecek. Şu katlamış olduğumuz yer içten ters kısım. Şimdi şöyle şuradan ipimi takacağım, gözüküyor mu? Böyle katladım. Tığım e, ipim diğer tarafta kaldı benim. Şimdi şuradan tutuyorum. Şu ilmeğimi alıp içinden çıkarıyorum. Şimdi arkadaşlar bu iki tarafı birleştireceğiz. Öncelikle şu yanındaki ilmekten alıyorum. Bakın şu Yanındaki şuradan alıyorum. Bir tane de karşıya aynı hizaya gelen yerden alacağım. Şurada. Aynı hizaya gelen trabzanla alıyorum. Şöyle çıkardım. Ve içinden çıkarıyorum. Yanındakine ve daha sonra aynı hizaya gelen karşısındakinden alıyorum. Ve şekilde birleştirdim içinden çıkardım. Yani kaydırma tekniğini uyguluyoruz burada. Tekrar trabzandan girdim. Arkadaki aynı hizasında denk gelen yerden içinden çıkardım. Yanındakinden böyle sırayla hepsini yapacağız. Başa kadar. Ee, bu dikiş kısmı içeride kalacak. Dıştan gözükmeyecek arkadaşlar. O yüzden şapkamızı böyle ikiye katlayıp iç kısmı doğru e, bu şekilde dikiyoruz. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar birleştireceğim. Gördüğünüz gibi o kadar kolay bir model ki e, yani hani kapşonlu hırkaları bazen gözümüzde büyütebiliyoruz. Hani nasıl yapılmıştır diye. E, ama aslında oldukça kolay bir model. E, biz bugün hani ilk ilk kapşonlu hırka modelimiz olduğu için e, kolay yani örneksiz olarak yaptık. İlerleyen zamanlarda bu kapşonlu hırkalara daha fazla yer vereceğim. E, ve böyle farklı modellerle ee, geleceğiz arkadaşlar farklı modeller deneyeceğiz kapşon kısmında ee, hırkalarımız da keza ona göre bu bir öğrenme videosu olsun diyelim evet çok çekiştirmeyin şöyle toplamasın bu dikiş kısmı şöyle hafif esnetelim Sıra sonuna kadar karşılıklı olarak ilmeklerimize batıyoruz ve sıra sonuna kadar geldim. Bu sonda da, şu sonda da şöyle içinden çıkarıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi koparacağım. Bunu da şöyle içte yürüteceğiz arkadaşlar. Şöyle şuralardan alarak ilmeklerin aralarından ipimizi çıkaracağız. Bunu burada yürüteceğiz ki e, iç kısımda gözükmesin ve temiz bir işçilik yapmış olalım. şimdi böyle dursun sonrasında temizleriz şimdi bakın şöyle bir düzenleyelim hırkamızı evet gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu ben çok beğendim umarım sizlerde e, bu kapşon hırkayı beğenirsiniz şimdi e, koluna geçeceğiz e, daha sonrasında bu kulağımızın yapımını göreceğiz böyle dikeceğiz bunu buraya kulaklığı olacak arkadaşlar işini beraber yapacağız. Şimdi bu koluna geçelim, bu konuda beraber yapalım. Kol kısmı da oldukça kolay, herhangi bir yerde hiçbir eksitme yapmadan sıra boyunca hani istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapacağız. Bakın ben bu kolda şöyle biraz çalıştım hırkımızın kendi rengiyle ve lacivertle kolunun bu katlama kısmını yaptım. Lacivertle yapma sebebim altına tulum, lacivert tulum yapacağız. Ee, onu da yine beraber e, yapacağız arkadaşlar kanalımda yer vereceğim onda bir sonraki videom tulum olacak ee, Tulumla hani takım olarak yapmış olduğum için böyle e, manşet kısmında e, böyle hafif yukarıya kıvrılma şekilde de lacivertle çalıştım Siz istediğiniz renkle veya tek renkle de yapabilirsiniz hani takım olarak yapmayacaksanız tek renkle yapabilirsiniz Takım olarak yapacaksanız tulumunuzun ne renk istiyorsanız o renk e, şeklinde manşetimizi hazırlayabiliriz Şimdi kolumuza geçelim Kolumuza geçtik şimdi burada bakıyorum kolda e, düz kısımla bir e, bitirmişim arkadaşlar bakın düz ters ve düz kısımla bitirmişim. E, şimdi e, diğer kolda da aynı işlemi yapmıştım yani şu bedende nasıl böyle e, döne döne yaptıysak bir düz bir ters şeklinde yani demek istediğim e, şu arkadaşlar bakın şöyle hani kabartı kabartı böyle kat kat kabartı kabartı duruşundan bahsediyorum ee, Hani zincir çekiyoruz dönüyoruz ee, Sırayı bitiriyoruz zincir çekip dönüyoruz o kısımlardan bahsediyorum ee, Bu kolda da aynı şekilde yaptım bir bütünlük olsun diye yine döne döne yaptım ee, Şimdi burada da aynı şekilde devam edeceğim ee, Tersle bitir düzle bitirmiş olduğum için kolumu ters kısmından başlayacağım Eğer siz e, ters ile bitirmişseniz düz kısmından devam edeceksiniz Şimdi hemen şöyle kol altından şöyle kol altından ilmeğimi takacağım şöyle bir zincir çekiyorum tekrar dibine batıyorum bu tekrar dibine batma sebebi e, burayı iyice bu ipi buraya sabitlemek sökülmesini engellemek Şimdi iki tane zincir çektim. Burada başla ve sonda sadece bu sırada birer eksiltme yapacağız. Bunun için de şimdi şöyle yanındakine bir tane batıyorum. Çıkardım. İki tane çıkardım. Tığımda iki tane var. İpimi doluyorum. Yanındaki ilmeğime batıyorum. İpimi çektim. Yine 2 tane çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Bu 3 tanenin hepsini tek seferde topluyorum. Ve burada bir tane eksiltme yapmış oldum. Şimdi eksiltme yapmıyorum. Bütün ilmeklerime böyle tek tek batarak e, Trabzanlar yaparak Sıramın sonuna kadar geleceğim. Sıramın sonunda da yine aynı şekilde Bir tane eksiltmem olacak. E, sonrasında da birleştireceğiz. Şimdi o kısmı kadar gelelim dilerseniz. Burada hepsine tek tek batıyoruz. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sonra sıranın sondaki o kesme ile devam edelim arkadaşlar. Şimdi sona kadar geldim. Bakın şurada bir tane ve dip kısmı ayırdım. İpimi doluyorum. Buraya batıyorum şu yandakine. Sonda bir tane ayırdık yani. İki tane çıktım. Tığımda iki tane var. Diğerini de şöyle dibine batıyorum. Yani şu zincir başlarken ki çekmiş olduğumuz zincirin hemen şöyle dibine batıyorum. İki tane çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Ve şu 3 tane zincir çekmiş olduğum yerin şöyle başıyla birleştiriyorum. Ve döndürüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz şeklinde döne döne öreceğiz hırkamızı. Şimdi bir zincir çekiyorum, hemen şöyle dibine trabzanımı yapıyorum ve devam ediyorum örgüme. Artık bir eksiltme artırma hiçbir şey yapmayacağız. Bu şekilde sadece trabzan örerek ve döne döne e, yani bir ters bir düz düz olacak şekilde kolumuzu uzatacağız arkadaşlar. E, kolumuzun ölçüsü ne kadar olmalı? Kolumuz bedenimizi ne kadar yaptıysa kolumuzu da o ölçüde yapmalıyız. Şimdi bunlardan e, bahsedeyim size şöyle koyalım hırkamızı. Şimdi şöyle katlayacağım. Bakın. Böyle katladığımda kolum bedenimle aynı ölçüde olması gerekiyor. Bakın şöyle açtığımda uzun ama ben bunu yukarıya katlayıp yani öyle bir hani öyle kullanacak böyle yukarıya katladığım için gördüğünüz gibi aynı ölçüde kolum. Toplamda bu Bedeni kaç sıra yaptıysanız, şu koldan altına kaç sıra ördüyseniz, bu kolu da şu birleştirdiğimiz ipi e, kol altından birleştirdiğimiz yerden itibaren o kadar sırada yapmanız gerekiyor. Eğer iki renkli olarak çalışacaksanız, benim gibi çalışacaksanız, ben toplamda bu gövdeyi, yani kol altından itibaren e, bu gövdeyi 20 sıra olarak örmüşüm, e, kolda da 17 sıra bu renkten ördüm. Lacivert kısmında söyleyeyim size 1 2 üç dört beş altı, 7 sırada lacivert ördüm. Ee, böyle kıvırdığım zaman bakın bedenimin ölçüsünde kıvırdığım zaman tam denk geliyor. Eğer siz bu kol kısmını yapmayacaksanız 20 sıra kol öreceksiniz. Hiçbir yerde artırma yapmıyoruz. Bu kapşonlu bir hırka olduğu için e, eksiltme yapmıyoruz. Kapşonlu bir hırka olduğu için ben böyle biraz daha böyle dökümlü dursun istedim. E, o yüzden eksiltme yapmadım. Zaten kolu çok geniş değil. Eğer kolunuz çok genişse birkaç yerde eksiltme yapabilirsiniz. Ama zaten hani böyle küçük ölçülerde ve bu roba kısmının e, o ilk baştaki verdiğim listedeki ölçülere uykunsa eksiltme yapmanıza gerek yok. Dökümlü dökümlü gayet hoş duracaktır arkadaşlar. Evet bu şekilde tekrar bakın lacivertli kısmın sıra sayısını size tekrar vereyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra lacivertli kısımdan ördüm. Tek renk örecekseniz de e, yine bu şekilde hani 17... E, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sıra toplamda 24 sıra örmüşüm bedenimde 20 sıraydı yani 4 sıra fazla örmüşüm arkadaşlar onu ne yaptık böyle yukarıya doğru kıvırıp e, böyle bir hani hırkaya farklı bir hava kattım e, tulumuyla takım olacak şekilde e, rengini ayarlamış oldum arkadaşlar Evet bu şekilde kolumuzu yapalım. E, ee, bu lacivertli kısmı da yapalım. E, ee, tek renk yapacaksanız o şekilde çalışın. Daha sonrasında da e, bu önündeki ayıcı şu ön kenarlarını ve kulaklarını beraber yapıp hırkamızı sonlandıracağız. Arkadaşlar benim kollarım bitti. Şöyle göstereyim bakın. Evet bu şekilde kollar bitti. Şimdi sırada e, ön kenar kısımlarımız var. E, bunları da beraber yapalım. Şu şimdi hırkamız bu şekilde bize dönük. E, bakın bu şekilde e, bize dönük şekilde şu sol taraftaki kenardan yukarıya doğru gideceğiz şimdi şu uçtan ipimi takacağım şuradan ipimi takacağım Şöyle bir zincir çektim Tekrar şöyle dibine batıyorum şu ipimle de bunu çekiştireceğim şuradaki ipimle. Evet. Şimdi buradan yukarıya doğru sık iğne ile devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle tutuyorum. Bakın bir tane şu en kenardaki trabzanımızı ortalıyoruz. Şöyle ortasına bir tane batıyorum. Sık iğne. Şunları arkada yürüttüğüm için biraz zorlanıyorum. Sonra şu tepeye, şu tepe noktasına bir tane. Yine şuradaki tepe noktasına bir tane. Böyle bakın şu kısımlara şu kısma batıyoruz. Şu kenardaki bakın şu araya batmayacağım Arkadaşlar şu e, Sondaki şu trabzanı şöyle ortası ortalayacağım Yaracağım yani e, Çok delikli olmasın diye bu kenarı Daha sonra bakın Buraya Yine yanında Bakın Bu kısma Yine şu trabzanı yarıyorum. Tekrar bakın bu kısma. Daha sonra buraya yine trabzanı yarayacağım Yine yanındaki bakın şu kısım. Onun yanındaki şu bu şekilde sırayla yukarı, yukarı da doğru çıkacağız arkadaşlar sık iğne ile. Evet. Şimdi kapşonlu kısma geldim arkadaşlar. Kapşonlu kısımdayım. Bu kapşonlu kısmın etrafında yine sık iğne ile döneceğiz. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. Diğer kanada kadar geleceğiz bu şekilde. tek tek batıyorum. Aynı kenarda nasıl yaptıysam burada da aynı şekilde yaparak kapşonun etrafını sık iğneyle döneceğim. Ta ki diğer tarafa kadar. Şöyle hafif çektirin. Diğer tarafı da aynı şekilde dibe kadar e, böyle sık iğne ile dönüp döneceğiz. İkinci e, sıramızda yani döndükten sonra e, bu tarafta düğme iliklerimizi ayıracağız. Şimdi oraya kadar bir gelelim. şöyle her yere batarak çok sıkı sıkı da e, hani sık iğnelerinizi çok sık sık yapmayın e, bu sefer de böyle potlar onun için böyle her yere bir kere batın arkadaşlar. Şöyle sık iğneyle döndüğüm için e, hızlı gidiyorum. Hani hiçbir kolay zorluğu yok. Zaten kanadında anlatmış olduğum için eminim kolaylıkla yapacaksınız. Evet, şimdi bu şekilde şu dip kısma kadar gelelim arkadaşlar. Evet diğer uca kadar geldim arkadaşlar. Etrafını tam dönerek şimdi tekrar döndürüyorum örgümü. Şimdi burada yapmış olduğum bu sık iğnelerin üzerine tekrar e, sık iğne yaparak gideceğim. Şöyle bir tane zincir çektim, hemen dibine bir tane trabzan yapıyorum ve tüm sık iğnelere şöyle sık iğne yaparak e, kapşon kısmından da devam ederek diğer tarafa kadar geleceğim. E, diğer tarafta ilikliki yerlerimizi ayıracağız. Yani sol e, sol tarafta şu anda sağ taraftayız. Buradan yukarı kapşonumuzun etrafından dolana dolana böyle sık iğne yaparak diğer e, yakaya kadar geleceğiz. Sonra beraber ilik yerlerimizi arayacağız. Düğmelerimizin nereye koymamız gerektiğini e, bakacağız. E, ona göre belirleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz o kısma kadar yine gelelim. Evet, şimdi bu şekilde düğme yerlerimizi arayacağız arkadaşlar. Bu yakaya kadar geldim. Ee, şöyle kıvırdığımız zaman yani şu şekilde katladığımız zaman çok zorlamayacak şekilde çocuğun boğazına düğme ilk yerimizi ayarlıyoruz. Hemen bakın kıvrımın bitişinde ayarladım. Daha sonra e, şu kareleri, şu sıraları saydım ve taktığım yerden itibaren 1 2 3 4 5 6 sıra bırakıp 7.ye ilmeğimi taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bırakıp 7.ye işaretleyicimi taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bırakıp 7.ye işaretleyicimi taktım. Siz de kendinize göre şöyle eşit aralıklarla yapabilirsiniz. Aynı zamanda şuradaki sık iğnelerimiz sayısı da eşit arkadaşlar. Bakın 2, 4, 6, 8, 9, 10 ve 11. E, işaretleyicim. Buraya da bakın sayalım. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. 11. yine işaretleyeceğim. Buradaki sık iğnelerimiz de birbirine eşit. E, düğme aralıklarımız eşit olsun diye buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şu yukarıda kalmıştık. Oraya tekrar gelelim. Sık iğne ile devam ediyoruz. İşaret e, işaretleyicimi taktığım yere şöyle bir tane zincir çekiyorum ve bunu atlayacağım, atlayarak yanındakine, yanındakine batacağım. Bu bir zincir. Bakın, bakıyorum ki küçük oldu. O zaman iki tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Yani düğmelerinize kullanacağınız düğmeye göre bu zincir sayısını ayarlayın. E, küçük olmasın. Daha sonra yine sık iğne ile devam edeceğiz. Şunu çıkaracağım. Şimdi bakıyorum. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Bakın kullanacağınız düğmeyi şöyle tutun. Bakın çıkıyor. Siz de o şekilde ölçebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi orada iki tane zincir çektim. Bir boşluk bıraktım. Devam ediyorum. Yine aynı şekilde sık iğnelerimi yaparak aşağı doğru geleceğim. Evet. 1 2 zincir çekiyorum. Şunu atlayacağım. Şu işaretimi takmış olduğum yere atlayıp diğerine. Orada bir tane ilmek boş bırakıyorum. Diğerine atlıyorum ve yine devam ediyorum. Yine bunu da buradan çıkaralım. Bu ilmek belirleyicilerinizden olması gerekmiyor arkadaşlar. Herhangi bir iple de yapabilirsiniz. Evet bir iki tane zincir çektim. Yine bunu atlıyorum. Yanındakinden devam ediyorum. Bunu da çıkaralım. Evet yine geldim. Bir 2 zincir çekiyorum. Bunun takılı olduğu yere atlıyorum. Yanındakinden sık iğne yaparak örgüme devam ediyorum. Yine bunu da buradan çıkaracağım. Şöyle dip kısma kadar gelelim. Evet. Şimdi örgümü döndüreceğim. Son kenar sıramıza gidiyoruz arkadaşlar. Ben şöyle bir zincir çektim. Şöyle sık iğne ile battım. Bakayım şurada. Sanırım tam eşit olmadı burası. Burayı eşit demem gerek. Bir tane de şuraya batıyorum ki şu dip kısmıyla bir eşitlik sağlansın. Evet. Şimdi dümdüz oldu. Bir zincir çektim. Hemen şöyle dibine de battım. Ve yine sık iğnelerimi batarak yukarı doğru örgümü devam ettiriyorum. Şu düğme iliği ayırmış olduğumuz yerlerde size göstereyim onu. Evet. Bakın düğme iliği ayırmış olduğum yerdeyim. Buraya bir tane, şöyle boşluğa bir tane sık iğne yaptım ve devam ediyorum. Bu kadar. Ee, son sıramızda bu şekilde sık iğne ile devam edeceğiz. Ee, ta ki şu diğer kanattaki uca kadar. Yani tekrar e, kapşun kısmının önünü döneceğiz. E, diğer tarafın dibine kadar geleceğiz. E, ve ipimizi koparacağız arkadaşlar. Hırkamızın e, örüm Şekle işi bitmiş olacak. Daha sonra bakın yine bir ilmek yerindeyim şöyle boşluğa bir tane sık iğne yaptım devam ediyorum. Daha sonra e, bu cep kısımlarındaki yani şuralarındaki ayıcıklarımızı yapacağız Bakın ben bir tane hazırladım bir tane de yine beraber yapacağız arkadaşlar. E, onları işte kulaklarını yapacağız onları dikeceğiz ve hırkamızı sonlandıracağız. Evet şimdi sizler de bu şekilde yapın e, düğmelerimizi de dikelim sonrasında bu ayıcık çalışmamızda devam edeceğiz Evet arkadaşlar ben e, bitirdim düğmelerimi diktim kenarımı döndüm e, ayıcıklarımı da diktim geldim Şimdi sizlerle bu ayıcıkların yapımını paylaşacağız e, Şimdi öncelikle e, bu renk ipimizi alıyorum Şöyle koyalım. Öncelikle bir sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halka yapmayı bilmeyen arkadaşlarım, e, zincir 3-4 tane zincir çekerek de bu işlemi yapabilirler. Şöyle sihirli halkamızı yapıyorum. 2 tane zincir çektim. 3 zincir çektim. Bu halkamın içerisine 13 tane trabzan yapacağız. Zincirimde sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Evet, 13 tane trabzan yaptım. Birleştiriyorum. Şimdi iyice çekiyorum arkadaşlar. Ki 3 zincir çekiyorum. Şöyle dibine hemen zincirimin. Bakın hemen zincirimin şöyle dip kısmına 2 tane trabzan yapacağım. Zincirimle birlikte 3 tane trabzan olmuş olacak. Yanındaki trabzanımıza iki tane trabzan yapıyoruz. Yanındaki yine iki tane trabzan yapıyoruz. Yani bütün ilmeklerimizi şu trabzanlarımızın tepelerine ikişer tane trabzan yaparak sırayı tamamlayacağız. Toplamda 26 tane trabzanımız olacak. Evet. Toplamda 26 tane trabzan yapıyoruz. Şöyle her ilmeğimize yani şu trabzanlarımızın tepelerine ikişer tane trabzan yapıyorum. Şöyle bir tane de dibine yaptım ve birleştirdim. Burada toplamda dediğim gibi 26 tane trabzan olacak. Şimdi üçüncü sıramıza geliyoruz. Yine üç tane zincir çektim. Hemen dibine bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi bakıyorum altta çift batmış olduğum yerler var. Bakın böyle bir V şeklini almış. O V'lerin içerisine iki tane yapıyorum. Bir, iki trabzan. Ee, şu aralara bakın burada ara var. Oraya bir tane, V'lere iki tane Araya bir tane V'lere iki tane Olacak şekilde yine bu sıramızı da tamamlıyoruz Evet 3. sıramızı da yaptım Şimdi şu kulaklarının olduğu kısmı yapacağız arkadaşlar. Bunun için şuradaki zincir kısmım gözükmesin. Hani kulak kısmında gözükmesin istediğim için şöyle yanındakine şöyle kaydırma tekniğiyle birazcık ileriye gidiyorum. Bakın şöyle kaydırma tekniğiyle birazcık ileri gideceğim. O kulak kısmım orada gözükmesin diye bakın batıyorum şöyle içinden çıkarıyorum. Batıyorum, içinden çıkarıyorum. Evet bu kadar yeterli benim için. Şimdi ipimi doluyorum. Yanındaki ilmeğime, bakın yanındaki, yanındaki ilmeğime bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. İpimi doladım. Üçlü trabzan yapacağız. Bir tane ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. İpimi alıyorum. Bakın şu bir taneyi çıkarıyorum. Bir. Şimdi yine ikili ikili çıkarıyoruz. Toplamda 3 tane yapacağım bunu. Tekrar bir kere ipimi doladım. Yine aynı yere batıyorum. Şu bir taneyi çıkarıyorum. Daha sonra 2, 2. Yani 3 kere de çıkmış olduk. Tekrar bir tane daha yapıyorum. Bir taneyi çıkardım. 2, 2. Şimdi yine aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Tekrar kaydırma tekniği ile 9 tane ileriye gideceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tekrar ipimi doladım yanındakine iki tane trabzan yapıyorum 1 2 Şimdi 3 tane de üçlü trabzan yapacağız. İpimi bir kere doladım. Battım. Bir tane çıkıyorum. 2 2 çıkarıyorum. Tekrar Bir tane çıktım. 2 2 çıkardım. Tekrar Bir tane çıktım. 2 2 çıkardım. Toplamda 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi 2 tane de ikili trabzan yapıyorum 1 h iki ve yanındakine yine şöyle kaydırma tekniğiyle sabitliyorum bir zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar bunu da şöyle arkadan ilcem e, gözükmesin diye şöyle ilmeklerin aralarından geçirebiliriz Evet. Daha sonra bunları kesiyorum. Bunu da keselim buradan. Tamam. Şimdi evet gövdesi hazır. Şimdi şu ortadaki beyaz kısmı yapalım. Yine ipimi alıyorum. Bu beyaz kısım için iki buçuk milimlik tığ kullanacağım. Yine sahili, sihirli halkamızın içerisine 12 tane trabzan yapacağız. Bir küçük numara tığ kullandım. 12 tane trabzan yapacağım. 3 zincir çektim. Yani bunun içerisine 3, 4, zincirimizi de sayıyoruz. 5, 6. 7 8 9 10 11 ve 12. Şu ipimi iyice çekiyorum ve birleştiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve şöyle dibine 2 tane trabzan yapıyorum. Yani bunda yapmış olduğumuz aynı işlemi bunda da yapıyorum. E, bu beyaz kısım 2 sıradan oluşacak. Bu 3 sıradan oluşmuştu ve kulak e, kısmını yapmıştık. E, şimdi bütün ilmeklerimizi böyle 2 kere batarak e, sıramızı tamamlayıp birleştirelim ve ipimizi koparalım arkadaşlar. Sonrasında da şu işlemi kısmına geçelim. Evet gördüğünüz gibi bu parçamızı da beyaz parçamızı da ördük. Şimdi şu üzerindeki işleme kısımlarını yapacağız. Bunun için de şöyle iyice oturtuyoruz bunu buraya. Ee, şu ikinci sırada sırada göz için boşluk bırakıyoruz. O yüzden şöyle birazcık aşağıya doğru tutturuyoruz bunu. Evet, şimdi şöyle ortadan şu orta kısmından yani bakın ee, kenardan değil hemen şu kenar trabzanların üzerinden şöyle ipime çıkarıyorum. Ağzını yapacağız şimdi. Bir iki tane bu tarafa atladım. Yani iki trabzan. Tekrar şöyle orta noktasından çıkarıyorum. İki trabzan da bu tarafa. ve tekrar orta noktadan çıkarıyoruz. Ağzını yapmış olduk. Şimdi şu burnunu, şu kısmı yapacağız. Bunun için de hemen şu sihirli halkımızın hemen şu ortasına veya batıyoruz. Arkadaşlar, evet. Şu kısım Şimdi bakın şöyle şurası orta olsun. Ben şuradan bakıyorum. Şuradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5 5 tane ayırmış oluyoruz. Bakın şuradan 1 2 3 4 5. Yani şuraya. Tekrar orta noktaya 5 tane de buradan sayıyorum. 2, 4, 5 Şuraya Yani arada 1, 2, 3. Tıravzana batıyoruz arkadaşlar. Şurayla şurada kalanı Eşitliyorum. Tekrar Orta noktamıza Arkadan çıkarıyorum. Şimdi burayı dolduracağız bu şekilde. Şu üstten şuradan çıkarıyorum. Tekrar orta noktadan arkaya doğru gidiyorum. Şöyle şuradan yine çıkarıyorum. Orta noktadan tekrar arkaya. Evet. Bu şekilde batarak burnumuzu dolduracağız. Tekrar şöyle üstten çıkarıyorum. Yine şu orta noktadan. E artık sürekli buradan hani çıkardığımız için bir müddet sonra iğnemiz oradan geçmemeye başlayacak. Evet. Evet şimdi Şöyle şuradan çıkarıyorum. Stan. Bu kısmı kapatacağız. Şöyle geriden bakın şuradan. Tekrar geri batıyorum. Şuradan. Ve bir öncekinin hemen şöyle dibine batıyoruz. Burada açık kalan yerleri kapatmış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Burnumuz da tamam. Şurada açıklık kalmış. orayı da kapatalım. Evet, bakın. Burnumuzu da yapmış olduk. Şimdi bu gözlerimizi yapacağız arkadaşlar. Bunun için de şöyle şuradan tam şu kulağımızın hizasından kulağımızın hemen şu orta noktasından şuradan ipimi çıkaracağım. <laughs> şu başlangıcını ve şu bitişini burada yine bir üçgen yapmış olacağız tekrar şuradaki bakın şu orta noktamıza atıyorum yine alttaki gibi dolduracağız Altta nasıl doldurduysak aynı şekilde dolduruyoruz arkadaşlar. kapatacağım şurada bir tane daha var onu da yapayım. Evet şimdi yine şu üst kısmını kapatmak için şöyle yapıyorum. Buraları kapatmış olduk Şu bir tane açıklık kalmış onu da yapmak istiyorum Evet bu taraftaki gözümüz tamam şimdi yine aynı bunun hizasına yani şu e, kulağımız için kullanmış olduğumuz trabzonun şöyle hizasına ipimi yine çıkaracağım. Bakın şuradan. Yani bu gözleri yaparken şu kulağı baz alıyoruz arkadaşlar. Bakın hemen bu trabzan ve şu trabzandan. Şöyle. Yine şuradan çıkarıyorum. Bunu da yine diğer gözümüz gibi dolduralım. şekilde hiç boşluk kalmayacak şekilde dolduruyoruz bir aşağıya bir yukarıya kıyoruz. Şimdi eşitliyorum şöyle üst kısmını da kapatacağım. Şuralardaki açıklıkları yine kapatabilirsiniz şöyle batarak. Bakın şurada da bir açıklığım kalmış. Burayı da yine kapatayım. Evet. Bakın. Gözlerimiz de hazır. Şimdi arkadan şöyle bir düğüm yapalım. Sökülmesin diye sağlamlaştıralım. Yemeklerimizin arkalarından şu şekilde gidelim. Evet. Figürümüz hazır. Gördüğünüz gibi o kadar tatlı oldu ki ben çok sevdim bu figürü. Umarım sizler de seversiniz. Böyle kullanmış oldum burada. Şimdi bunları buraya dikmek için arkadaşlar şöyle koyuyoruz. Sabitliyoruz. Hani kaymasın sağa sola diye. iğnelerle sabitleyebilirsiniz. Ee, ve alttan dikiyoruz. Üstten hiçbir şekilde dikiş belli olmuyor. Şöyle alttan dikeceğiz. Alttan şu ilmeklerin arkalarından ala ala dikeceğiz bunu buraya. Ee, şimdi kulak kısmına geliyoruz. Şöyle bir kulağımızı da gösterelim. Bakın şöyle bir kulağımız var. Bunu da yine beraber örelim. Evet. Sihirli halkamızın içerisine 8 tane çakma trabzan yapacağım. Şöyle bir sivil halka yapıyorum ve içerisine 8 tane çakma tırabzan. 2 zincir çektim. Şurada bir tane zincir çekelim arkadaşlar. 2 çekmişim. 1 2 3 4 5 6, 6 6 7 ve 8 şöyle iyice ipimi çekiyorum burada birleştirmiyorum şöyle dönüyorum bir zincir çektim Dibine trabzan yapıyorum iki tane. Yanındakine iki tane çakma trabzan yapıyorum. Bu sırayı başlarken de çakma trabzan yaptım arkadaşlar. Bu sırayı hep çakma trabzan gideceğiz. Yine iki tane çakma trabzan yapıyorum yanındakine. Yanındakine de yine iki tane çakma trabzan yapıyorum. Bütün hepsini aynı şekilde. bütün ilmeklerimizin tepelerine çakma trabzan yapacağız sondakine şöyle bir tane yaptım şunu yine çekeceğim açılmasına ortası şimdi döndürüyorum bir zincir hemen dibine bir tane trabzan çakma trabzan değil normal trabzan yapıyorum tekrar dibine bir tane daha trabzan yanındakine bir tane onun yanındakine iki tane trabzan yapıyorum onun yanındakine tek trabzan çift trabzan yani bir tane tek trabzan bir tane de çift trabzan yapıyoruz sırasıyla bakıyorum buradaki tek olacaktı bu çift trabzan tek trabzan çift trabzan tek ve çift yani çift demek iki tane trabzan yapmak demek Evet bir trabzan iki trabzan şöyle sondakine de bir tane trabzan yaptım döndüm Yine bir zincir şöyle dibine bir trabzan yapıyorum. Ve burayı hepsine tek tek trabzan yaparak devam edeceğim. Yani hepsinin üzerine bir kere trabzan yapıyorum. Evet, sonuna kadar böyle bu şekilde hepsine tek tek trabzanlar yaparak geliyorum. Evet. Şimdi döndüm. Son sırayı da hırkamın rengiyle yapacağım. Şimdi bunu alıyorum. Şöyle Şu çekiyorum. Bir zincir çektim. Hemen dibine Sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekiyorum. Çakma trabzanla devam edeceğiz. Bu sırayı da hepsinin tepesine bir kere batarak çakma trabzanlarla e, devam edeceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Çakma trabzan şöyle üzerine bir kere alıyorum. 3 tane var hepsini tek seferde çekiyorum. Şöyle. Çakma trabzanla sıramı tamamlayacağım. Şimdi bu kısma kadar geldim. Burada da şu kısmı toparlamam lazım. Şurayı kısmı toparlamam lazım. Ee, bunun için sık iğnel, iğnelerle kesim yapacağız. Yanındakine batıyorum. Bakın ipimi al, ip almadım. Yanındakine battım. Bir yanındakine batıyorum. Tığımda 3 tane var. Bizim tek seferde çıkardım. Şuraya bir kere battım. Yanındakine batıyorum. 3 tane var. Tek seferde topladım. Tekrar şöyle yanındakine battım. Bir tane de şu ortaya batıyorum. Ve tek seferde çıkardım. Yanındakine onun yanındakine batıyorum ve tek seferde çıkarıyorum. şekilde kesimler yaparak sıramızın sonuna kadar gelip şöyle birleştireceğim. Bir zincir çekip ipimi keseceğim. Aslında kesmesem de olurdu arkadaşlar. Siz kesmeyebilirsiniz. E, çünkü bu renkle dikeceğimiz için. Ben yanlışlıkla kestim inşallah. <laughs> Sizler kesmeden kurtarırsınız. Şimdi şöyle şu iplerimizi de şöyle arkalarda bir gizleyelim. Şunları da temiz bir görüntü olsun. Evet, kulağımızı hazırladık. Bir tanesini ben zaten dikmiştim. İkinciyi de dikeceğiz beraber. Ee, ne tarafa dikeceğiz? Onu da şimdi sizlerle göstereceğim arkadaşlar. Şöyle iğnemizi, e, ipimizi iğnemize takalım. Evet. Şimdi bu e, şapkayı ortalayacağız. Yani şu şekilde dikmiştik. şunun ortasını, yani iki tarafın ortasını buluyoruz ve şu orta dikiş yapmış olduğumuz yerden bir, iki, üçüncüye şekilde koyuyoruz aynı hizada olmalarına dikkat edin arkadaşlar bakın aynı hizada olsun ve üçüncüye Evet şimdi şöyle şuradan çıkacağım ve bunu bir dakika şimdi böyle bunu buraya dikeceğiz. Biraz video çekerken zor oluyor. Şöyle getireyim. Şimdi şöyle arkadan bakın şu arka e, ilmeklerimizin bakın şimdi şöyle iğnemi bir çıkarayım şuradan arkadaşlar bir dakika evet şimdi şu arkadaki şuralardan ilmeklerimizi alacağız bir tane de buradan alacağız hırkanın kendinden bunu buraya sabitleyeceğiz şu alt bakın şuralardan yani üstten ipimizin gözükmesini istemiyoruz o yüzden şöyle altlardan alacağız şuralardan alıp bunu böyle dikeceğiz buraya Şimdi bir bakalım düz mü diye. Şöyle iğnelerseniz kaymaz. Şöyle evet. Elimde tutayım. Evet bu şekilde bunu buraya dikelim arkadaşlar. Evet, kulaklarımızı da diktik. Bakın şöyle göstereyim. Kulaklarımız da tamam arkadaşlar. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu şekilde bütün e, detaylarıyla bu hırkanın yapımını sizlerle paylaşmaya çalıştım. Uzun bir video oldu ama ince ayrıntısına kadar e, sizlere e, göstermek istedim. E, i̇zlediğiniz için buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yaptığınız için elinize kolunuza sağlık. Eminim harika hırkalar e, yapacaksınız. E, kolay bir modelle şimdilik e, veda ediyoruz. E, patikleri ve tulumu da e, kanalımda yerini alacak arkadaşlar. Onları da takip edin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize kolay gelsin.